Hocam merhaba. Merhabalar hocam. Nasılsınız hocam? Çok iyiyim çünkü yeni üniteye geçtik. Hocam ben çok safım. Çok safsın ben de çok karışığım ne olacak Süper bu hocam. halimiz. Süper hocam o zaman maddenin tanecikli yapısındayız arkadaşlar. İçimizdeki tanecikleri ortaya döküyoruz. Kesinlikle ve bu videoya başlamadan önce zaten abonesiniz biliyorum ama bir iki arkadaşınız daha bizim kanala davet edin arkadaşlar. Güzel. Hep beraber dersimizi işleyelim. Ozan Hocam sizdeyiz. Hadi bakalım buyurunuz efendim yavaş yavaş geçiş yapalım. Şimdi konuya geçiyorum. Çok ders çalıştım. Canım sıkıldı ben bu maddenin taneciklerini öğrenmek istiyorum. Çevremde gördüğüm maddelere bakıyorum diyorum ki daha küçük daha küçük daha küçük olsalar daha yakından baksam ben bir maddeyi ne kadar küçültebilirim basit yöntemlerle. Elimde bir parça kağıt var. Neden? Çünkü canım sıkıldı. Çok soru çözdüm. Ne yaptım? Ben bunu birazcık küçülttüm. Yetmedi. Biraz daha küçülttüm. Bir daha küçülttüm. hocam. Yetmedi biraz daha küçülttüm. Acaba nereye kadar gidebilirim bunu merak ediyorum. Şimdi bir yere kadar gideceğim ama bir yerden sonra artık bak ben çok eğleniyorum. Hocam. Bütün bütün videoyu böyle tamamlayacağım. Hocam oraları Küçüldü. yalnız biz temizleyeceğiz ya giderken atarım ben çöplerimi <laughs> kağıt dönüşüme koyarım kağıt deney için küçülttüm azıcık daha küçülttüm falan zorluyorum artık çok da hani parçalayabileceğim hay kalmadı ama şimdi diyorum ki ben bu kağıdın oluştuğu parçacıklara ulaşabilir miyim böyle yırta yırta daha ne kadar hocam. bakacağım da ne kadar ne yapacağım işler zorlaştı şimdi bunları atacağım böyle havaya hadi bakalım ders bitmiştir diyeceğim kapatacağım ne yaptım küçülttüm 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 belki ezdim kırdım bir şeyler yaptım ama hani daha da küçük parç parçaları ayırmak yaptığım işlem çok bilimsel sayılmadı galiba. Hocam pek değil gibi. Galiba değil. O zaman şöyle düşünebilirim. Kendime bir örnek madde seçeyim. Gel birlikte başlayalım bakalım ne kadar yakından bakıp ne kadar küçük halini inceleyebiliyoruz. Acaba bu tanecik maddeyi oluşturan o parçacık neymiş? Daha bilimsel nasıl inceliyoruz? Bunu görelim. Evet şimdi diyorum ki ben ne yaptım örnek olarak ve tatlı konuşalım tatlı geçsin konumuz diye şeker aldım. Küp hocam, şekere sağ olun, bakıyorum. Ben Güzel ben de pek tercih etmiyorum ama bunu şeye dönüştürsek böyle bir pastaya tatlıya bir Oo, şeylere o zaman falan, hocam olsa var ya. da ya. yesek modu. Açken fen çalışmayın gençler kötü örnekler veriyoruz. Şimdi küp şekeri aldım ne yaptım ezdim kırdım falan birkaç küçük parçacığını görebiliyorum. Acaba kendisini oluşturan parçalara ulaştım mı? Yapı taşlarını buldum mu? Biraz daha yakından baksam biraz daha acaba daha net görebilir miyim? O kristalleri bir inceleyebilir miyim? Şimdi ne yaptım? Biraz daha yakından baktım. O şeker kristallerini biraz daha net görmeye başladım fark ettiysen ama. Fark Sanki ettim hocam. Sanki ben bu kristallere de böyle biraz daha küçültme uygulasam, daha da yakından baksam, biraz daha zoom yapsam böyle mikroskobu falan yerleştirsem daha yakından bakalım mı? Gel bir bakalım bakalım, bakalım nasıl oluyormuş. Evet ne yaptım? Kristallerimi daha da yakından görmek için artık mikroskop altına yerleştirdim ve bir tane şeker kristalinin bile aslında koskocaman bir şeymiş gibi olduğunu, bir evet, hocam, tuğlaymış gibi olduğunu, güzel de gözüktüğünü fark ettim. Biz bunun benzerini yapmıştık. Kaya tuzunu, tuzun kristalini ne yapmıştık? Mikroskopta deney yaparak incelemiştik. Bir hatırlayalım. Buna benzer böyle ne yaptık? Mısır'a mı gittik, Mars'a mı gittik, piramit mi gördük modunda? Hocam. Buna benzer şekiller elde etmiştik. Şeker ya da tuz kristallerine yakından baktım. Peki. Peki ben bu parçaları da daha küçük parçacıklara ayırsam, onları da oluşturan yapıları görmek istesem artık kendi incelediğim mikroskop yetmeyecek. Daha özel mikroskoplarla inceleme yapacağım ve aslında şimdi inceleyeceğimiz kavram yani atom kavramına ulaşacağım diyebilir miyim? Deriz hocam. Deriz değil mi? Hadi diyelim o zaman gel geçelim bakalım konumuza. Temel anlamda biz diyoruz ki aslında her madde kendisini oluşturan küçük yapı taşlarından meydana gelir. Bir binayı yaparken tuğlalar koymak gibi ya da vücudumuzu oluşturan hücreler gibi. Tüm varlıklar çevremizde bir kalem olsun, kıyafetim olsun, saatim olsun hiç fark etmez. Ne yapıyoruz? Onları küçülte 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 ilerliyoruz ve onları oluşturan yapı taşına ulaşıyoruz. Tam milattan önce 400'lü yıllarda insanlar bu fikri ortaya atmış. Bölünemez, daha da küçültülemez anlamında atomos kelimesinden yola çıkıp atom kelimesini ortaya koymuşlar. Tabi bilimsel çalışmalar arttıkça aslında atomu da oluşturan parçacıklar olduğunu öğreniyoruz. Bilim ilerledikçe fikirlerimiz, bilgilerimiz de artıyor. Ama temel olarak biz atom kavramı yani madde oluşturan en küçük yapı taşı kavramı dediğimizde sembolik olarak işimizi kolaylaştırmak adına böyle bir tane yuvarlak top çizerek birkaç tanesini yan yana koyup bir atom grubu oluşturup maddeyi ortaya çıkartarak bunların milyonlarcasıyla da işte artık bahsedeceğimiz maddeden söz ederek işimizi tamamlıyoruz. Sembolik olarak yuvarlığa çizdik. İçine bakarsak aslında atomun da kendisini oluşturan farklı farklı yapılardan oluştuğunu görüyoruz. Şöyle bir yapı olduğunu fark ediyoruz temel anlamda. İçeride yani merkezde çekirdek dediğimiz bölge var. İçinde kırmızı mavi toplar var. Bu toplar, bu minik baloncuklar aslında bize özel tanecikler olarak artık gözükecekler ve diyeceğiz ki hem bunların adı protonlar ve nötronlardır. Dışında da böyle dönen, hareket eden, zıpırdak arkadaşlar var. Bir durduğu yerde durmayan. Onlar ne hocam? Bu arkadaşlar da elektronlarımız. Biz bunu biraz daha böyle anlaşılır ve isimlendirilebilir hale getirmek istiyoruz. Bu kavramları artık çok karşımıza çıkacak. Gel şu isimleri falan iyice bir aklımıza yerleştirelim. Bu temel taneciklerin özelliklerine yakından bakalım. Buyururuz efendim. Hocam. Evet şimdi diyoruz ki biz temel anlamda şu yapıyı aldık böyle kim nedir, nasıldır, adı nasıl olur, ne kimlere yerleşir falan temel mantığına bakalım. Şimdi dedik ki orta kısım yani merkez bölüm var. Bu merkeze baktığımızda biz şu yuvarlakların tamamının çekirdek dediğimiz görüyorum. Galatasaraylı burada sembolik olarak böyle göstermiş ama temel olarak şu bölümün çekirdek diye isimlendirilen orta kısım olduğundan bahsedebileceğiz. Hocam İzmirliler çiğden mi diyor buna? Çiğden mi diyor? Atomun çiğdemi var mı evet, diyorlar Evet bilmiyorum diyorlar İzmirli arkadaşlar yorumlara yazsınlar Egelilerden bekliyoruz. Bu çekirdek dediğimiz yapının içinde sarı ve kırmızı noktacıkların farklı renklerde gösterilmesinin sebebi aslında farklı özelliklerde tanecikler olması. Proton ve nötron mu olacak? Aynen. Bir tanesi kırmızıyla gösterilen proton ismini alan taneciğimiz olabilir. Kısaca biz buna baş harfinin evet. P'sini veriyor olabiliriz. Geldik yanındaki arkadaşına, kankitosuna. Ne yaptık? Dedik ki bu arkadaşta nötron ismini alacak ve yine baş harfi N ile isimlendirilecek. Her ikisi sayılarına göre çekirdekte yerleşecekler. Daha sonra bunların daha da detaylı özelliklerini inceleyeceğiz. Hocam maviler Şimdi, var bir de. Değil mi? Bir de böyle şeyler var. Evin yaramaz çocukları böyle hoppidi hoppidi mavi arkadaşlar. Bu arkadaşlar böyle bak belli şeritlerde ilerliyorlar ya da yarışmacılar gibi belli kulvarlarda koşuyorlar. Belli bir yerdeler. O bulundukları yere biz ne diyoruz? Ne hocam? diyoruz? Biliyor musun? Katman diyebiliyoruz. Katman. Enerji seviyesi diyebiliyoruz ya da yörünge diyebiliyoruz. Ortada Güneş'i dışında gezegenleri düşünürsek Yörüngeye yörünge kavramını tanıdık olabilir. Biz oraya bazen katman diyoruz. Soğanın katları gibi düşünebilirsiniz gençler. Katman kavramını görebiliriz. Yörünge kelimesini de görebiliriz. Kelimeye takılmak yerine bilimsel mantığa gidiyoruz. Hatta daha da bilimsel söylersek enerji seviyesi ismini de görme şansınız olabilir. Bir kitapta bunu gördüm, bir kitap okurken böyle yaptım, bir testte şunu gördüm Soru yanlış diye takılmayalım. Artık ne yapıyorum? Hepsinin aslında aynı anlamı. Yani bu elektronların yaklaşık olarak hareket ettiği hangi kulvarda, hangi şeritte olduğunu gösteren hayali çizgiler olduğunu bilmemiz yeterli. E tabi mavi arkadaşlarında ne yapmalıyız? Onlar i̇smini yazmalıyız. Hocam. Onların da elektron olduğunu ve tabii ki baş harfleri olan E ile gösterildiğini bilebiliriz. Bazen şu E'nin üstünde bir tane eksi de atabiliriz. O eksinin de özelliğinden şimdi bahsedeceğiz. Niye? Bu zıpırdak arkadaşlar niye böyle eksi? Neden farklı? Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Hocam atomu oluşturan parçacıklar diyor. Parçacıklar, tanecikler. Şimdi üç tane tanecikten bahsettik. Ne dedik? Çekirdekte oturan ağır abiler proton. ve etrafta ziprda küçük kardeşler. İlk tanecimiz ne demiştik? İlk böyle atoma da daha proton sonra mu hocam? isim vermeye yardımcı olacak kaç tane olduğunu sayacağız falan özelliklerini verecek. O yüzden proton dediğimiz arkadaşla başlıyoruz. Protonu kısaca baş harfi olan P ile gösterdik. Bu arkadaş nerede bulunur? Dediğimizde çekirdekte merkezdeki hocam. çekirdekte, pardon, çiğdem de bulunduğunu Çiğdan söylüyoruz. De Proton pozitif yüklü yani artı yüklüdür. Pozitif kavramını da görebilirim. Kısaca artı da yazabilirim. Bu arkadaşın kütlesine baktığımızda demişiz ki bir birim kabul edelim. O yüzden bir olarak almışız. Matematiksel hesaplamaları daha sonra öğreneceğiz ama kütlesinin bir birimi olduğunu şimdilik bilgi olarak cebimize attık. Hareket özelliği ne dedik? Çekirdekte duruyor hocam bu. Duruyor çok sakin böyle aklı başında ağır abi. O yüzden durur ya da sabittir diyebiliriz. Geldik protonun Nötron. sevgili arkadaşına, kankasına, sevgili nötronumuza. Nötron bak adından da çıkartabiliriz. Ne? Sanki ne ile gösterilecek? Yine nerede bulunuyordu? Çekirdek hocam. Çekirdekte bulunuyordu. nötr özellikte yani yüksüz ne artı olduğunu ne değil mi hocam? söyleyebiliriz. Aynen yüksüz yani nötür. Yani sıfır yükü olduğunu söyleyebiliriz. O değil, o yüzden yüksüz diye belirttim. Yine kütlesine baktığımızda hemen hemen protonla aynı yani bir birim olduğunu söyleyebiliyoruz. Yine ne yaptı bu arkadaş? Çekirdekte sakin, sakin duruyor. duruyor, oturuyor. Şimdi geldik evin yaramaz çocuğuna. Elektro. Evin elektronu benim diyenler ya da kardeşim elektron da ben daha çok protonum falan diyenler yorumlara yazsınlar. Sevgili elektronumuza geldik. Sevgili elektronlarımız baş harfleri olan E ile gösteriliyorlardı. Bazen üzerinde küçük bir eksi olduğunu söylüyorduk. Bu arkadaş yörünge neredeydi? Katman ya da yörünge dediğimiz yine ben kafamız karışmasın diye herkesini de kullanacağım. İyice alışalım diye. Hatta enerji seviyesi falan da diyebiliyorduk. Yerde bulunuyorlardı. Bu arkadaşın Yükü elektrik hocam. yüküne de bakıyoruz. Hani üstünde bir çizgi atarız. Eksi. E'dir, eksidir. Negatif yüklüdür. Yani protonun tam tersi özelliktedir. Kütlesine baktığımızda da proton ve nötronla karşılaştırdığımızda da o kadar minik ki biz onu görmezden geliriz, yok farz ederiz. O yüzden sıfır kabul ederiz hemen sıfırımı aldım şuraya attım bu arkadaşın hareket özelliği Aa, full neydi? full hareketli hocam full aktif döner zıpırdar hoplar ne dedik yörüngelerde dönme dolanma hareketi yapar ben basitleştirip kısaltıp döner dedim bu tablo neden böyle önemli aslında çok güzel renkleri olduğu için önemli tabi de bana temel olarak parçacıkların sorularda bol bol karşıma çıkabilecek tüm özelliklerini veriyor size tavsiyem bunu alın bir not defteri kağıdına görebileceğiniz çalışma alanınız var varsa oraya bir yere bunu koyun. Tavsiyemdir Arada böyle soru çözerken bakarsınız ondan sonra bu özellikler iyice aklınıza yerleşir. İşiniz kolaylaşır gençler. Kesinlikle hocam. Şimdi biz atomun yapısını evet öğrendik kabaca ama bize yeter mi? Yetmez hocam Peki, asla. Peki bunlar keşfedildi hani milattan öncelere gittik dedik ki işte atom diye bir kelime var. Bölünemez diye düşünüyorlarmış. Zaman içinde fikirler sonra arttıkça hocam? nötronu, protonu, elektronu keşfetmişiz. Demek ki daha küçük parçaları olduğunu görmüşüz. Hatta bugün diyoruz ki artık şu anda konumuzun müfredatımızın biraz üstünde ama şunları da oluşturan daha da küçük parçacıkları keşfettik. Kuarklar dediğimiz konu. Ekstra bilgi edinmek isteyenler bunları da araştırabilirler ama neyse ki şimdilik ortaokul müfredatında milli eğitim bize bunları sormuyor. Ama merak eden varsa lisede, üniversitede bunları öğreneceksiniz. İncelemek isteyenler ekstra kaynaklardan tavsiyemdir. Atomu Kesinlikle. öğrenmek isteyenler kuark kelimesinde bir yerlerden duyabilirler. Bazen de böyle bilim kurgu filmlerinde falan karşımıza çıkabiliyor tabii ki. Şimdi dedik ki bu arkadaşların özel özelliklerini biliyoruz da işte nasıl oldu, tarihsel olarak ne gibi fikirler, kimler bu özellikleri karşımıza çıkardı. Önemli bazı isimleri göreceğiz ve üzgünüm yine böyle bir isim listesiyle birazcık hani ezberleme durumuyla karşı karşıya kalacağız. Gel şu listeye bir bakalım. Bakalım hocam. Evet. Bakıyoruz ne bir insan bir var hocam. Tarih çizelgesi gördük bir sürü insan var. Ta geçmişe döndük. Ne yaptık? Milattan önce 460'a gittik. Dedik ki Demokritus diye birisi var. Sonra bak aradan bayağı bir zaman Çok geçti. Zaman geçmiş 1800'lerin başında Dalton'la aman Dalton'lar redkit falan gibi kötü esprilerle karıştırmıyoruz. John Dalton'la devam ettik. Bir tane böyle yuvarlakla sembolize edilen bir şekil gösterdi. Peki. Sonra ne yaptık? 1800'lerin sonuna doğru yaklaştık. Thomson, artılar eksiler falan görmeye başladık. Az önce bahsettiğimiz o tanecikler ortaya çıktı dikkat edersen. 1900'lerin başına geldik. Rutherford artık o farklı renkte gördüğümüz çekirdekli oturan parçalarla o. dönüşle ilgili bir şeyler yapmış. Bak elektronları yerleştirmiş. Sonra yine hemen onun arkasından Bohr. Demiş ki hem çekirdek evet artılar eksiler falan bir yerlerden böyle rastgele elektronlar dönmüyorlar. Daha bir şekil böyle daha biçimlenmeye somutlaşmaya başladı galiba. Ve artık modern atom teorisine geldiğimizde Schrödinger ismini Einstein ismini falan duyduysak artık Duyduk ne olduğu şekil biraz daha tuhaf bir hale geldi. Daha da ilerledi ve modern atom teorisi gerçekleşti. Bundan sonra artık atom parçalandı. Hatta atomu oluşturan parçacıkları oluşturan daha küçük parçacıklar keş bu çizgi böyle daha da uzar gelir. Çünkü bilim her gün yeni bir şeyler eklemeye devam ediyor. Belki de bu alanda bir çalışma yapıp şu listeye ismini yazdıracak sizlerden birisi olabilir. Neden olmasın? Çok isteriz hocam. O zaman ne yapalım? Şu arkadaşlar ne demişler? Püf noktalar nelerdir? İyice aklımıza yerleşsin. Tek tek tanışalım bu amcalarla. Buyurunuz efendim. Evet. Miat'tan önceye gittik. Henüz bilimsel çalışmalar böyle deneyler aşamasında değil, fikir aşamasında. Demokritos da böyle felsefi düşüncelerle arkadaşlarıyla bir şeyler paylaşırken demiş ki ya madde diye bir şey var ya hepimiz bir şeylerden ortaya çıkıyoruz. Çevremdeki taş, ağaç, ben, her şey soluduğum hava aslında kendisini oluşturan parçacıklardan meydana gelir. Ama bu parçacıklar bölünebilecek en küçük yapıdır. O yüzden atom bölünemez. Kelimesinden gelir atom kavramını ortaya atmış artık bölünebildiğini biliyoruz ama onlara saygıdan bu kavram ilk o zaman ortaya atıldığı için hala biz ne yapıyoruz atom kelimesini yani aslında bölünemez anlamına gelen bu kelimeyi kullanıyoruz. kullanmaya devam ediyoruz fikir aşaması olarak ortaya atılmış. Tüm maddeleri oluşturan atomların da aynı olduğunu söylemiş. Ama demiş ki işte farklı atomlar yok da farklı şekillerde birleşirler. O yüzden farklı maddeler ortaya çıkar. E tabi bilimsel çalışma olmadığı için sadece fikir olarak en azından maddeyi oluşturan en küçük yapı atomdur kavramını ortaya atan kişi olmuş. Sonra ne yaptık? Döndük. Artık Milattan Sonraya geldik. Bir sonraki daha bilimsel çalışmayı görüyoruz. Buyurunuz. Evet hocam, D Dalton amca. John Dalton demiş Be ki ne var burada? Bir düşün. Hmm. Demiş ki şimdi ilk defa bilimsel artık incelemeler sonucunda fikir değil de denemelerle bir şeylerle ortaya atılmış bir fikri var. Bu arkadaş diyor ki ben bilardo topu ya da bowling topu gibi bir yapı düşüneyim, yuvarlak gibi ifade edeyim ben bunu sembolize edeyim. İçi dolu ve sert bir küreden bahsedeyim. Hatta söylerken şey der. içi dolu ve berk küreler. Berk aslında sert demek, sağlam demek, içi dolu sert küreler olarak ifade etmiş demiş ki atom daha da bölünmez. A bu şekilde işte budur, öyle top gibidir. Budur Hayır, arkadaşlar, bunu kullanın atom fikri. Hocam bunu deyip çıkıp gitmiş mi mesela? Aynen, bitmiştir demiş. Çok iyi terk hocam. ediyorum salonu falan. Böyle bak o düşünceli şeklinden zaten evet. böyle bir bakışın da şekli var. Bunları söyleyip sonra gitmiş çok Aynen, iyi hocam. Aynen, bitmiştir diyerek konu kapanmıştır. Şimdi 1800'lerin başındayım. Henüz çok fazla teknoloji gelişmedi ama atomun artık ne yaptık? İlk bilimsel anlamda incelemesini yaptık. Sembolize ettik. Yaklaşık küre gibidir dedik. Biz de bundan sonra örneklerimizde, sorularımızda konumuzu ilerletirken basit semboller şeklinde böyle küçük yuvarlak şeklinde göstereceğiz. İlk ortaya atılan bilimsel çalışma burada. İçi dolu, sert yani berk küreler olarak tarif etmiş sevgili John Dalton. Tabii sonraki bilim insanları durur mu? Onlar da Biraz hemen... daha çalışma yapıp bir dakika demişler bu iş öyle değil. Bak ne demişler. Hocam Thompson. Evet Thompson. Özümlü adıyla... kek yerken bulmuş hocam? <laughs> JJ Thompson da diyebiliyoruz John Joseph Thompson da diyebiliyoruz. 1800'lerin sonuna geldik. Şimdi üzümlü kek demiş çok eğlenceli değil mi? Adam bilimsel çalışmayı keke benzetmiş. Mevzu şu: kekin tamamını düşünürsem, hamur kısmını düşünürsem, artı yüklü parçacıklar yani protonlar kavramı ilk defa ortaya çıkmış. Ama içinde rastgele dağılmış olan eksi parçacıklar yani üzümler bizim sevgili elektronlarımızmış. Şimdi daha öyle çok hani elektron mikroskobu atomun iç yapısını görülecek yapı falan yok. Yaptıkları etkileşimlerle bilimsel çalışmalarla bunları deniyorlar ve elektriksel yükten dolayı artı ve eksi parçacıktan söz etmeye başlıyorlar. Ama diyorlar ki işte artı parçacık kekin tamamıdır. İçinde rastgele dağılmış rastgeleye dikkat. Eksiler de elektronlar yani eksi parçalardır. Üzümlü kek modeli gördüğüm anda aklıma Thompson geliyor. Thompson kekleri falan diye böyle aklınızı kodlayabilirsiniz. Üzümlü kek modeli bol bol sorularda karşımıza çıkar. Sevgili John Joseph Thompson'ın fikridir. En azından artık ne biliyoruz? Atomun bölünebilir olduğunu biliyoruz ve kendisini oluşturan artı ve eksi yani pozitif ve negatif parçacıklar, protonlar ve elektronlar olduğunu söyleyebiliyoruz. Bitti mi? Bitmez Biter hocam. mi? Hemen sonra fikirler artmış tabii ki. Şimdi... Ernest Hemingway değil hocam, Rutherford. Evet, Rutherford. Ne yaptım? 1912'ye geldim artık. 1900'lerin başlarındayım. 20. yüzyıl. Ne yaptık? Teknoloji biraz daha ilerledi. Ve artık adam Bak fark ettiysen çekirdekte hem mavi hem yeşil parçacıklar var. Yani artık bir, çekirdek kavramım var. Öyle üzümlü kekteki gibi her şey kafasına göre takılmıyor. Rastgele yerleşmiyor. Çekirdek kavramını ortaya atıyor. Atomun merkezinde çekirdek denen kısım bulunur diyor sevgili Rutherford. Ve diyor ki o çekirdekte protonlar ve nötronlar yer alır. Elektronlar da onların etrafında gezinir. Ama çok belli bir düzen yok. Kafasına göre gezinir. Hani etrafında uçuşan sinekler gibi düşün. Bir lambayı açıp böyle bir sineklerin evet, hocam. dolaştığını görmüşüzdür. Gördüm Öyle hocam. hayal edebiliriz. Rutherford diyor ki artık atomu bölmüştük. Artı eksileri söylemiştik ama rastgele değil bu iş. Çekirdek var. Çekirdeğin içinde protonlar ve nötronlar var. Elektronlar yani eksi parçacıklar da o çekirdeğin etrafında takılıyorlar. Sonra Rutherford evet bu çalışmayı yapmış hemen arkasından Atom. uzun süre kabul ettiğimiz artık daha da böyle biz incelerken de az önce de bahsettiğimiz yörünge katman fikrini ortaya atan sevgili Niels Bohr ortaya çıkmış. Hemen bakıyoruz. Evet hocam Nils Bohr geldi. Bohr geldi. Dedi ki bize bir dakika evet çekirdekte protonlar ve nötronlar var. Onlar oturuyorlar ağır abiler kıpırdamıyorlar ama elektronlar öyle çekirdeğin etrafında gezerken öyle lambanın etrafındaki sinekler gibi kafasına göre takılmıyor. Öyle olsa şeritler karışır kaza olur. Diyor ki elektronların... Ha, dememiş mi hocam bunu ben bunu ciddi san. Yok yani kaza olur dememiş ama rastgele takılmıyorlar demiş. Ve ne demiş? O elektronların döndüğü, yaklaşık olarak hareket ettiği hayali bir çizgiyi kullanayım orada maviyle gördüğümüz çizgi sarı noktalarımız yani elektronlarımızın çekirdeğin etrafında yolunu yörüngesini gösteren hangi katta hangi seviyede olduğunu gösteren yörüngeler, katmanlar ya da enerji seviyeleri diye isimlendirilen bölümler. Yani artık elektronların çekirdek etrafında belli yerlerde bulunabileceğini söyledik, fikrimizi ekledik. Çekirdeğin yapısını aldık, proton, nötron çekirdekte oturur dedik. Elektronlar da belli yerlerde, belli katmanlarda hareket eder ve çok 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 hızlı dönüş dolanma hareketini yaparlar dedik. Bor bu fikri ortaya attı. Şimdi de artık biz bunu basit sembolik şekil olarak kullanıyoruz. Ama biliyoruz ki teknoloji gelişti ve şöyle ilginç bir şekil ortaya çıktı. Modern atom teorisi Modern hocam. Modern atom teorisini yaptık? Artık bilim iyice gelişti. Daha da iyi gözlemler yapabildik ve 1930'dan sonra artık dedik ki bir dakika. Evet çekirdek, evet protonlar ve nötronlar oradalar. Elektronlar da bir yerlerde böyle bir dolanma hareketini yapacak çekirdek etrafında ama elektron o kadar hızlı ki ben şurada diyene kadar o başka bir yere gidiyor. Yani ben diyorum ki aslında şuralarda bir yerde yine Merkezimde çekirdeğim var. Burada bir sıkıntım yok. Ama elektron tam şu çizgi üzerindedir. Tam şu noktadadır diyemiyorum. Diyorum ki ben şurada diyene kadar o şuralarda bir yerde olabilir. Tam yerini gösterene kadar şuraya bir yere gitmiş olabilir. Yani şu alanda bulunma olasılığı daha yüksektir. Şu bölgelerde ya da şuralarda bulunma olasılığı düşüktür ama yeri tam belli değil. Şuralarda bir yerde. Biz bu arkadaşa artık elektron bulutu diyoruz. Elektron bulutu da elektron tam şuradadır diyemediğimiz şuralarda bir yerlerdedir dediğimiz kavramı karşılıyor. Yani elektronumuzun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeler diye ifade ediyoruz. Yani modern atom teorisinde artık diyoruz ki ne yaptık? tümlileri aldık. Daha da dikkatli inceledik ve net bir yer yok elektron için. Şuralarda bir yerlerde Et elektronun bulunma olasılığı olan bölgeye de elektron bulutu ismini verdik. Sonra ne yaptık? İşte atomu parçaladık atom bombası yaptık Zana falan hiç işleri hocam ondan sonra. karıştırdık. İyi niyetle birçok şey yaptık maalesef dünyanın sonunu getirebilecek çalışmalar yaptık ve onlar da artık genel kültür bilgisi atom bombasının zararlarından falan bahsedersek işler bayağı büyüyor ama çok büyük bir enerji olduğunu herhalde biliyoruzdur gençler. Şimdi konular uzadı, karıştı. Yetti mi bize yoksa birazcık pratik yapsak da daha mı iyi oturtsak ne dersin? Olur hocam. Hadi bakalım. Bir iki şöyle pratiğimizi arttıralım ve konumuzu bitirelim. Hocam... Bu ne? Ne oluyor? Bir atom modelini basitçe aldım. Temel olarak isimlendirmek istiyorum. Bakalım hatırlıyor muyum hocam, diye. Hocam ilk hatırladığımdan başlıyorum. Elektron dıştaki, en dıştakiler elektron hocam. Fıtı 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 parçacıklar. Durmuyorlar. O zaman bir numara. Bu arkadaşlar sevgili elektronlarımız kısaca E harfini yapıştırdım. Geldim. Nereye geleyim? Şöyle hocam, bir bakayım. Hocam elektronun o zaman gittiği yerden gelelim. Şuralarda bir yerdedir dediğimiz kısım. Yani 5 numara. Neydi bu? Birkaç şey söyleyebiliyordum. Süper. Enerji neydi hocam? Seviyesi enerji mi? Enerji seviyesi ya da katman. katman ismini verebiliyordum. Genelde karşıma katman ya da yörünge kavramı çıkabilir. İkisini de artık tanıyorum. Sonra geldim içeriye doğru ilerliyorum. Bu i̇çeridekiler hocam. içerisi neresi? Gel şu dört numaraya bakalım. Evet, 4. Tam o bölge. Merkez mi hocam? Merkez. Çekirdek. Demiyorduk da aynen çekirdek bölümü diyorduk. Çekirdeğe de geldim, yerleşiyorum. İki tane arkadaş var. Bir tanesini artı koymuşlar, bir tanesini eksi koymamışlar. Hocam, artı olan şey deyip e, pozitif arkadaşlar, çok pozitifler, Proton. protonlar, aynen öyle. P harfiyle gösteriyorum. Geldim. Yükü yok. Öyle takılıyor. Nötr hocam. Nötron. Nötrdü bu arkadaşlar. Yani nötronlardı. N harfiyle gösteriyordum. Ne kadar kolaymış değil mi gençler? İşte konu bundan ibaret. Hocam aşağıda atoma ait bir model verilmiş. Evet. Atomumuz var. Basitçe ne yapmışım? Artlarla sıfırları yani nötrleri çekirdeğe koymuşum. Bu elektronları da böyle belli parkurlarda, belli şeritlerde yani belli yörüngelere yerleştirip dolanma hareketini yapmalarını sağlamışım. Da bu model kimin modeli acaba hocam, diye düşünmüşüm. Demokritosun değildir hocam. O, o zaman fikir bu olarak şekiller yoktu. Atmıştı. Böyle bir şey yoktu. Güzel. O gitti. Ondan sonra Tamsin Thompson, Thompson vardı üzümlü kek gelmedi kekçi bu... kekçiydi. Bu da değil o zaman. Bu böyle değil. üzümlü kek modeli yok. Rutherford demişti gerçekten böyle artılar eksiler var ama bu kafasına göre takılır, dolaşır demişti. Bu da o yüzden onu da pek almayacağım artık ne yaptım? Şu anda kullandığımız modeli en yakın fikri ortaya atan Bor. Niels Bohr'dan bahsettim ve dedim ki gerçekten bu model Niels Bohr'un çizdiği modeldir gençler. Hocam bence süper oldu. Hı -hı. mi konuyu? E bitsin mi artık bence öğrenmişizdir bol tekrar edeceğiz bol bol kitaplarımızdan örnekler Sor çözeceğiz. çözeceğiz. Ki konu iyice aklımıza yerleşsin. Hocam peki bir sonraki videoda biz ne konuşuyoruz? Bir sonraki videomuzda artık bu tek başına atom sıkılır. Gel onu birkaç tanesini bir araya getirerek moleküle dönüştürelim. Molekül. Biraz takılalım, eğlenelim, partileyelim. Molekül nasıl oluyor buna bakalım. Bundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar bir sonraki videoya kadar bu videoyu beğenmeyi ve varsa bize sorularınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın. Görüşürüz. Субтитры сделал DimaTorzok